yaşamınızı bloklar arasına sıkıştırmayın. Theona'da ferah ferah yaşayın. Theona, bloklar arası mesafesiyle açık ara önde. Theona Güneş Bahçesi, Ümit Köy'ün merkezinde. Theona Ümit Köy, Bir Kartallar Projesi'dir. Klas TV ekranlarından merhaba, Klas Spor TV ekranlarından ben Aykut Örenli. Konuğum Ahmet Sürak'la beraber, sizin de iyi günde, kötü günde programında beraber olacağız. Bu programda Ankara gücünü tabii ki masaya yatıracağız. Ahmet'i tanırsınız, ben şimdi tanıştırayım Ahmet'i size. Ben uzun yıllardır tanıyorum Ahmet'i ve Ankara gücü konusunda en uzman kişilerden birisi. Ahmet, bir kısaca kendini tanıt. Tabii beni izleyiciler için. Tribünlerimden tanıyanlar da var, Klas Spor'da yazılarımdan da tanıyanlar da var, haberlerimden de tanıyanlar var. Yani bu şekilde sosyal medyada da tanışıyoruz. Tribünden de birçok kişi tanıyor zaten. Yani programın adından da anlaşılacağı gibi iyi günde kötü günde Ankara gücünü masaya yatıracağız. Ben hemen başlamak istiyorum Ankara gücüne. İlk önce bu haftaki Tuzla Spor maçıyla başlayalım. Ankara gücü 2-1 yendi. Evet. Goller işte Enes de Kenan attı ama karşılaşma çok önemli bir karşılaşmaydı. Hem Ankara gücü için hem de Ankara futbolu için çok önemli bir karşılaşmaydı. Ankara gücü gümbür gümbür birinci lige gidiyor, birinci lige yürüyor. Bu karşılaşmayı şöyle bir kısaca bir değerlendirir misin? Ya tabii o karşılaşmayı yaşamak lazımdı. Ben yaşadım, belki şanslı insanlardan biriyim. Ben, evet. O tarihi bir andı. Özellikle son 10 dakikasını yaşamak lazım. 83'te Ankara gücü gol yedi. Belki de o an şampiyonluk gitti. 83'te 1-1 oldu. 1-0 yenik duruma düştü. Yenik durumda. Evet. Önce 85'te Enes. Acaba mı dedirtti. 2-1 olduğunda bir avantaj sağlayacaktı Ankara gücü. 90. dakikada da Kenan Özer yani maçı getirdi. Attığı golle maçı getirdi. 2-1 kazandı Ankara gücü. Ya maç içerisinde o kadar duygusalımız vardı ki maç gitti, geldi. Belki şampiyonluk maçtan ziyade şampiyonluk gitti ve geldi. Gümüşhane'nin berabere o sıralarda berabere kalıyor olması Ankara gücünün yendikten sonra yakalayacağı büyük bir avantaj vardı. Biz o an onu düşünüyorduk. Ama tabii 83. dakikada gol gelince avantajını kaybediyorsun o an. Bir de moral olarak bitiyorsun. Ankara gücü oradan geri dönmesi belki inancının göstergesi. Yani bir kısaca bir senden bir maç değerlendirmesi alalım mı? Yani şeyden teknik diyorsun, kadro, tamam. Teknik nasıldı? Genel olarak nasıl değerlendirdin sen? Tabii ilk yarıda Ankara gücü istenilen oyunu sergileyemedi. Sahaya yansıtamadı. İstediği ataklar olmadı. Yaptığı ataklar sonuçlanmadı. Tabii son haftaları geldikten sonra mükemmel bir oyun tabii ki beklemiyoruz ama ilk yarıda o şampiyonluğu oynayan takım hüviyetinden uzaktı. Yani daha birkaç maçta da gördüm ben onu. Evet. Maalesef son maçlarda böyle. Kopuyor Ankara gücü böyle. Konsantrasyon yani dağıtıyor değil mi? Ankara gücü kimliğini böyle bir kenara bırakıyor. Böyle bir normal takım kimliğine dönüyor ama sonradan kendini toparlıyor. Evet. Özellikle ilk yarıda orta sahasında çok çabuk geçildi. Tabii oynadığı rakip de küme düşmemeye mücadelesinde veriyor. Tabii o da can değerlerinde. O da kazanmak istiyor. İlk yarıda çok net pozisyonu çıkardı Korcan. Birebir pozisyonda karşı karşıya kalmıştı 7 numaralı oyuncu. Sadık. Korcan'la karşı karşıya kaldı. Korcan iyi bir kaleye kapladı ve topu çıkardı. Yani ilk yarıda Korcan ciddi katkı sağladı aslında takımını ayakta tutma konusunda. İlk yarıda özellikle orta sahasında Ankara gücünde bir eksiklikler vardı. Ciddi bir boşluk oluştu. Neden diyecek olursan Ferhat cezalıydı. Orta sahanın Dinamo ismiydi. Bu takıma bence sezon başından beri çok büyük katkıları var. Ferhat Çulcuoğlu 4 numara. Ayrıca Erhan Şentürk de cezalıydı. Sarı kart cezalısıydı. Bu maçta oynayamadı. Ve orta sahanın da Orhan Güllü'ye yer verdi İsmet Hoca. İsmet Hoca Orhan Güllü'ye yer verdikten sonra Orhan Güllü'ye biraz maç eksiği vardı. Maç eksiği olduktan sonra işte mücadele edemedi. Yani istiyordu ama o maç eksikliği onu biraz engelledi. Orta sahada dirençli kalamadı. Mücadeleden uzaktı. Devre arasında İsmet Hoca da bunu görmüş olacak ki Orhan'ı aldı. Yerine Harun'u koydu. Harun Aydın. O da 94 doğumlu genç bu oyuncu. 23 yaşında. Orta sahada bir direnç arttı. Orta sahada direnç arttı. Daha fazla atak sayısını arttırmaya başladı. İşte ondan sonra
Sonuç gelmedi ama. Atak yapıyorsun, sonuç gelmiyor. Serkan Balcı faktörü aslında ortaya çıktı. Serkan Balcı ki ayrı bir parantez. Parantez yani aslında onun üzerine program yapmak yani. Lazım ama biraz değinmek lazım. Biraz konuşmam gerekecek o konu. Yani basit bir sağ bek değil Serkan Balcı. Müthiş bir tecrübe. Bir takımın bir yöneticisi, idarecisi, bir maestro gibi. Alıyor, gidiyor, koşuyor, mücadele ediyor. Enerjisi hiç düşmedi. 95 dakikada uzadı. 95 dakika düşmedi enerjisi. Yani takımda 95 dakika oynuyor Serkan Balcı. Evet. Yani. Kopmuyor. Hiç. Yani sağ taraftan gidiyor, atak yapıyor, geliyor, orta sahaya geliyor. İki golde de onun yaptığı uzun top da karşılığında oldu. Ya yani gerçekten Serkan Balcı bu takım için çok değerli. İnşallah tezden sonra Ankara Gücü TFF birinciye çıktığında gelecek sezonda Ankara Gücü'nde yer alır. Bu çok önemli. Buradan da mesajını gönderdim. Evet, mesajımı gönderdim. Daha söyleyeceğim bir şey yoksa önemli konu maddelerimiz var. Geçelim istiyorsan. Tamam. Bu eğer hazırsa Yiğener'in ve Melih Gökçe'nin açıklamaları, ifadeleri evet, vardı. Evet, Mehmet Yiğener açıklaması. Bir, hani gündem biraz sıcaktı Ankara Gücü'nde diyelim. Sen kısaca bahset, arkadaşlar bir hazırlasınlar, bir verelim aslında Yiğener'in açıklamasını. Tamam, giriyoruz. Girelim. Şimdi. Şampiyon olamadık. Daha önümüzde 3 tane önemli maç var. Final maçı var. Ama avantajlı bir duruma geldik yine. 4 puan iyi bir puan. Ben özellikle taraftarlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Hani emin olun onlar olmasaydı biz çok zor çevirdik bu maçı. 90 dakika hiç susmadan tüm gruplar takımımızı desteklediler. Dolayısıyla 1-0 geriye düştüğümüz bir maçta çevirmesini becerebildik. Fakat burada bana göre en büyük pay sahiplerinden biri de taraftarlarımız. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onun haricinde futbolcularımız maçı bırakmadılar. Hakem düdüğü çalana kadar ciddi bir şekilde mücadelelerini ettiler. İyi mücadele ettik. Alnımızın hakkıyla maçı kazandık. Buradan hocamıza, teknik heyetimize ve futbolcularımıza da teşekkür ediyorum. Onları da kutluyorum. Hani her şey güzel olacak. İyi gidiyoruz. Her ne kadar sıkıntılarımız olsa da, problemlerimiz olsa da bunu birlik beraberlik içerisinde aşacağımızı düşünüyorum. Sabrettik, sabrettik. Şurada 3 maçımız kaldı. Hani Mevlam büyüktür, Allah büyüktür. Biz yine futbolcu arkadaşlarımızla birlikte, teknik heyetimizle birlikte, takım olarak çok çalışacağız. Şu 3 maçı da Allah'ın izniyle kazasız belasız atlatırsak bu sene o sene olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Sağ olun. Başkanım, taraftarla bugün ayrı bir bütünleşme vardı. Onunla ilgili söyleyeceğiniz ekstra bir şey var mı? Ya o... geldiğinizden beri tribünlere gittiniz başkanım. Tribünler de sizi davet etti. Evet, tribünler bizi davet etti. Onlar da neyin ne olduğunu anladılar. Yani özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın düzeltme yapmaması, yani bu kulübü ben bağıttıra bağıttıra alacağım demesin. Sonrasında da bir açıklama bekledik. Biz esasında üzüldük de bu. Bunu biz hak etmedik. Yani biz ne yaptık ki, kötü bir şey yaptığımızı düşünmüyorum yönetim olarak. Ama yönetimi ben bağıttıra bağıttıra alacağım demesi olmadı. Yani bu şık durmadı. Kimden alacak, bizden mi alacak, taraftarları mı bağıttıracak alacak? Bunlara bir açıklık getirirse herkes rahatlar. İyi olur diye düşünüyorum. Yani bizim beklediğimiz bu. Onun bir birikimi var zaten burada. Bir de ya bu şehir istiyor. Bu şehir, bu taraftarlar istiyor. Şehir istiyor. Biz kimseye demiyoruz ki afiş yapın, pankart yapın, asın diye. Ama şehir bunu istiyor. Şehri idare edenler de nereye kadar duyarsız kalacaklar? Yani artık bu işe el atmaları lazım diye düşünüyorum. Hani her şey güzel gidiyor. İnşallah sene sonunda şampiyon oluruz. Hep birlikte şampiyonluğu kutlarız diyorum ben. Yine gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Ankara'da en büyük Ankara Gücü. Sağ ol. Ankara Gücü'nde Tuzla Spor maçı oynandı. 2-1 kazanıldı maç. Ama maç kadar maçtan sonraki açıklamalarda
Gökçek, Melih Gökçek devreye girdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ankara Gücü'yle ilgili açıklamalar yaptı ve çok önemli, kritik açıklamalardı. Şimdi biz şeyde, Gümüşhane'de olsun, diğer yerde olsun, işte Ankara Gücü'ne sahip çıkılmadı, evet, kimse sahip çıkmadı diye, evet, bunu defalarca söyledik. Türkiye'nin gündemine oturdu orada olay, çıkan olaylar. Gümüşhane'ye diğer takımlara, işte siyasiler olsun, işte bölgenin ileri gelenlerinin olsun, nasıl sahip çıktığını çok iyi gördük. Tamam, Ankara Gücü'ne sahip çıkılmıyor derken farklı bir sesler yükseldi. Buna sahip çıkma mı deriz, başka bir şey mi deriz bilmiyorum ama şimdi Melih Gökçek'in açıklamalarını birazcık ifade edersen, buna karşılığında az önce zaten yayınların açıklamalarını izledik, Ankara Gücü Başkanı'nın. Bunu nasıl değerlendiriyorsun Ahmet? Tabii Melih Gökçek'in açıklaması nasıl yorumlayacağız? Yani enteresan bir üslup kullandı. Bağırta bağırta yönetimi alırım şeklinde. Tabii bu ifade hepimizi rahatsız etti. Tabii ki Melih Gökçek'in yardım etmesini istiyoruz. Ankara, tabii ki belediye olarak Ankara Gücü'nün ihtiyacı var. Gelire ihtiyacı var. Desteğe ihtiyacı var. Olması gereken de o aslında. Diğer şehirlerde olduğu gibi. Ama yani bütün zaten şehirlerde, yani şöyle diyorum, mesela atıyorum Gaziantep'in işte takımı var. İşte yok Büyükşehir Belediye takımı, yok şöyle takımı, yok böyle takımı. Valilik sahip çıkıyor, belediye sahip çıkıyor. Büyükşehir ise Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Şehrin ileri gelenleri sahip çıkıyor. Şimdi Ankara'ya geliyoruz. İşte zaten hep diyoruz ya, sahipsiz Ankara dedi. Sporda da sahipsiz Ankara. Şimdi Ankara'da işte hani yerel yönetimlerden tutun kamuya kadar, bütün zaten kamunun merkezi Ankara olmasına rağmen, hani Ankara Gücü de Ankara'nın markası, hatta Türkiye'nin de markası, özellikle Ankara'nın markası, kim sahip çıkıyor, nasıl sahip çıkıyor? Zaten bu bir soru işareti. Tabii bu ifadeyi Mehmet Yener de zaten maç sonunda yaptığı açıklamada bu ifadeyi biz anlayamadık dedi. Bağırta bağırta alırız yönetimi diye. Yani bu ifadeden rahatsız olduğunu apaçık belli etti. Yani Melih Gökçek'ten bu konuyu aydınlatmasını ve bütün camiayı rahatlatmasını bekliyoruz dedi. Haklı bir yorumdu aslında. Çünkü gerçekten enteresan bir yorum, bir ifade. İşte dediğimiz gibi, biraz önce sen de bahsettiğin gibi, mesela geçen bir açıklama oldu. Yani açıklama değil de bir haber vardı, ben de oradan okudum. Spor Bakanlığı'ndan Samsun Spor'a destek gibi, Kayseri Spor'a destek gibi, birçok takımlara destek. Mesela Samsun Spor'a yaklaşık 33 trilyon, yani eski para 33 trilyon, yeni parayla milyon, evet, kaynak sağlanmış. Kayseri'ye de bir o kadar. Yani, kim neden sağlanmış? Şimdi nasıl sağlanıyor? Yani bunu gerçekten anlamak güç. Ama başkente gelince yok. Burada bir adaletsizlik var. Yani şey diyeyim, hani şey için demiyorum, yani Ankara'nın takımı, Ankara Spor gibi, yani Ankara Spor için demiyorum, yani Ankara'nın spor takımı olmadığı için mi ismi yoksa sağlanmıyor? Hayır yani sence? Yani burada Melih Gökçek'in zaten devreye girmesi gerekiyordu. Mehmet İner son 4 senedir FIFA borçlarıyla uğraştı, başka borçlarla uğraştı, eksi puan alınmaması için uğraştı. Aynı zamanda bir yarışmacı takım oluşturmaya çalıştı. Ve dördüncü senesi gelecek Ankara Gücü'nün, artık inşallah son senesi ve gelecek sene TFF 1. Lig'de daha çok gelir ihtiyacı var. Ve daha çok başarıya da ihtiyacı var. Artık Ankara Gücü'nün alt liglerde oynaması yakışmıyor, olmuyor. Ankara Gücü'ne hiç yakışmıyor. Yani yakışmıyor, olmuyor. Artık geçiş bu sene inşallah son. Kırmızı, yani enteresandır, 4 senede kırmızı gruba denk düştü. son haftadayız. Artık beyaz gruba düşmeyelim. Beyaz sayfayı kırmızı grupta açalım. Ve sezon sonu inşallah TFF 1. Lig'e çıkacak Ankara Gücü. Desteğe ihtiyacı var. Bu asıl konu bu. Çıktıktan sonra desteğe ve gelire ihtiyacı var. Melih Gökçek'in açıklamasını olumlu bir şekilde değerlendirecek olursak, o ifadenin haricinde sahip çıkacağım şeklinde bir yorum yapsaydı zaten, ya, destek vereceğiz inşallah gelecek sezon birincilik, ondan sonra Süper Lig deseydi, kimse rahatsız olmayacaktı bundan. Yani üstlük farklılığı Ankara'nın da beklediği zaten. Ya zaten bu beklediğimiz, belediye başkanından beklediğimiz bu. Parti fark etmeksizin. Yani Ankara Gücü bütün taraftarlar, Ankara Gücü'ne de, Gençler Birliği'nde, Etimesgut Belediyespor'a da, Ankara Demirspor'a da sayalım olsun ya, bir destek. Benim şöyle bir yorumum var. Benim için yani Ankara Gücü partiler üstüdür. Tabii ki. Yani bütün taraftarlar için de öyledir. Yani Ankara Gücüler takdir etmesini de bilir. Takdir etmiyor diye bir şey yok. Kim yardım ediyorsa takdir de eder. İşte gelecek sezon, ya bu sezon sonunda bilmiyorum nasıl bir yardımda bulunacağını. Yönetimle nasıl görüşme yapacağını bilmiyorum. Tabii bu Mehmet Yener'in bizi aydınlatmasından sonra olacak bu konu.
Zaten o konularda da zaten daha sonra geliriz. Epey bir dünkü Büyükşehir Meclisi'nde de Ankara Gücü konuşuldu. Ankara Gücü edildi. Ondan önce biraz da takıma da dönelim. Yine döneceğiz biz bu konuya. Valla İsmet Taşdemir'in bir açıklaması vardı. Evet, maç sonunda. Maç sonunda. Biraz sonra hazırlanır. O açıklamayı da bir izleyelim. Biraz da maça dönelim diyoruz biz. Pekala kamu anlamında da nasıl destek bekliyorsun Ankara Gücü'ne? Nasıl destek olabilir? Aslında bu şehir bilinci yavaş yavaş oluşmaya başladı. Kent bilinci. Şehir bilinci. Çalışması. Çünkü her sokak başında bir pankart görüyorsun değil mi sen de? Görüyorum. İşte onu söyleyecektim ben. Mesela Kızılay'da olsun, işte Demirbahçe'de oturuyorum. Evet, ben Demirbahçe'de olsun. Yani bölgede gezdiğim yerlerde gözüm takılıyor. Herkes Ankara Gücü'ne birincilik yolunda başarılar diliyor. Bir şekilde şehir, kent hareketlendi. Gözü ayağa kalktı. Evet. Aslında olması gereken de buydu. Ve oluyor yavaş yavaş. İşte yavaş yavaş sağlandı bu. Ankara Gücü şampiyonluğu oynuyor. Son 3 haftası kaldı. Ya istiyorsan önce Taşdemir'i dinleyelim. O sonra tekrar yolumuza devam edelim. Taşdemir'i dinleyelim. Devam edelim. Şampiyon dedik aslında. Hatta oğusu da çıktı diyelim artık. Ya, tebrikler. Arkadaşlar hakikaten çok zor. Yani maçlar da çok zor. İyi takımımız, iyi takımımız ama lig çok uzadı. Lig 31. haftayı oynuyoruz. Yorgunluklar var, cezalılar oluyor, formsuzluklar oluyor. Dolayısıyla her zaman kafanızdaki şey sahaya uymayabiliyor. Bugün ilk yarı da uymadı. Ama ikinci yarı oyuncu kardeşlerim o kadar inanılmaz bir direnç gösterdiler ki resmen maçı koparıp aldılar. Bu zamanlarda da bu gerekti bizim için. Çünkü hazıra hiçbir şey olmuyor yani bize hele hiç olmuyor. Biz bu zamana kadar sezon başından beri emin olun ki çalışa çalışa kopara kopara geldik bu zamanlara kadar. Hiçbir şekilde beleş konmadık. Hep emeğimizle, terimizle mücadele ederek geldik. Hata da yaptık, yanlış da yaptık ama hiçbir zaman art niyetimiz olmadı. Tamamen futbol için, kazanmak için odaklı düşündük, uygulamaya çalıştık ben de, arkadaşlarım da. Şu anda bir nebze bir avantajımız var. Ama hep söylüyorum, 3 tane oynanmamış maç var. Dolayısıyla oynanmamış maçların ne getirip götüreceği belli olmaz. Evet biz Ankara Gücü'yüz, evet çok büyük camiayız. Takımımız çok iyi, ara ara çok istediğimiz gibi oynamasa da ama bu avantajımızı sezon sonuna kadar koruyup en kısa sürede inşallah ipi tamamıyla resmi olarak da göğüslemek istiyoruz. Resmi olarak göğüslemeden biz şampiyon olduk demek gerçekten doğru değil. Çünkü hep söylüyorum zor 3 tane oynanmamış maç var. Ondan sonra inşallah resmi olarak bitirirsek biz de rahata kavuşacağız. İnşallah siz de rahata kavuşacaksınız. Şehir inandı. Takım inandı. Hocamız da, İsmet hocamız da inandı. Ama İsmet hocanın genelde eleştirileri de var. Evet. Ama Tuzla maçından sonra çok olumlu, zaten 3 maç kaldı. Çok olumlu da konuştu. Birkaç açıklamalarla ne diyorsun, sen nasıl yorumluyorsun? Tabii İsmet Taşdemir iyi konuştu, güzel konuştu. Maçı çok iyi yorumladı aslında. İlk yarıdaki kötü oyundan bahsetti. Yani ilk yarıda istenilen oyun, hani çok kötü demek deyip de moral bozmak istemiyorum belki ama moral bozmak istiyorsan 3 haftaya gidiyoruz. Evet, istenilen oyun söylenmesi lazım. İstenilen oyun tabii ki rakip takımın da olağanüstü direnci var. Düşmek istemiyor tabii ki ligden. Yani düşmek istemiyor. Ankara Gücü şampiyon olmak istiyor. Öyle bir karşılaşmanın iki arasında Tuzla daha iyi oynadı. Hani doğruları konuşmak gerekirse Tuzla daha ayağı top yapmaya çalıştı. Ankara Gücü biraz izledi. O dediğim gibi biraz önce orta sahada eksiklik hissedildi. O Ferhat'ın eksikliği takımı etkiledi. Zaten sezon başından bile bu takımın orta sahadaki en önemli oyuncu, belki takımın en önemli oyuncusu, belki gol sayısı olarak ölçmüyor olabiliriz ama verdiği asistler, yaptığı paslar, uzun toplar, kullandığı pirikikler, anlık yaptığı hareketler takımın direncini yükseltiyordu ve pozisyon bulmada sayısını arttırıyordu. Attığı gollerde ciddi payı vardı Ferhat'ın. Peki İsmet Hoca'nın katkısı nedir takım Ahmet? Ya işte uzun zamandır zaten Ankara Gücü İsmet Hoca zaten. Evet. Sezon başından öncesi de Ankara Gücü'nü yakından takip ediyordu zaten. Sezon başında Ankara Gücü'nün başına geçti. İlk yarıda belki fazla yenilgi aldı. Yani bu eleştiride yapmalıyız. Ankara Gücü ilk yarıda fazla bir yenilgi aldı. Fazla yenilgi dediğin kaç? 4. Hani şampiyon olacak bu lig için fazla mı yani 4?
Fazla. Yani Ankara şampiyon olacak bir takım için, şampiyon olacak bir takım için. O şey desem hani ben gümüş hani maçını falan da koyarsak yani o maçı da o farklı bir maçtı yani. Orayı da saymazsak ben çok fazla görmüyorum ama. İşte o ikinci yarıdaki maç. Ya işte onu diyorum işte. Şey olarak hani sen ilk yarıyı diyorsun değil mi? İlk 17 maçına bahsediyorum. İlk 17 maçı. Ya ikinci 17'yi farklı değerlendireceğim biraz sonra. İlk 17'deki maçta Ankara'cı fazla gol atıyordu belki ama fazla gol yiyordu. Gol yemesi ciddi bir dezavantajıydı. Bunu ikinci yarıda çözdüm. İlk yarıda 4 yenilgi aldı. Gümüşhane'ye, İnegöl'e, Kastamonu'ya, Menemen'e yenildi. Bu Menemen ve Gümüşhane de rakipleri aslında bir sıralamadaki birebir rakipleri Gümüşhane ve öyleydi ilk yarıda. Gümüşhane'de 2-1, Menemen'e 4-3 yenildi. Bak 3 gol attığım maçta 4 gol yemen yakışıksız oldu. Orada 2013-2014 sezonunu örnek vermek istiyorum. O dönem Ankara Gücü'nün diriliş sezonu diye girdiği sezonda. Çok iyi biliyorum. Evet, sen de zaten beraber izledik maçları. Altın Ordu ve Alanya'da yarışıyordu. O dönemde ben iki yarıdan ondan korkuyordum aslında. İki yarıda Menemeler Gümüşhane yenilmesi aklıma 2013-2014 sezonundaki Altın Ordu'ya ve Alanya'ya elenmesini de hatırlattı. O sezon Alanya ve Altın Ordu çıktı ligden. İşte o sezon çok büyük hatalar yapıldı. Şimdi bak, Alanya'nın nerede olduğunu biliyoruz. Evet, şu an Süper Lig'de. Altın Ordu da Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Yani Alanya bir nevi hani çaldı diyeceğim de şöyle bir Ankara Gücü'nün aslında yaşaması gereken hikayeyi Alanya Spor yaşadı orada. Yani Ankara Gücü o sürüveni yaşaması lazımdı ve o yolda gidiyordu. Playoff'u işte, kaybetti Alanya'ya. Evet, yapılan hatalar işte takım içinde olsun. Huzursuzluk olsun. Huzursuzluk olsun, diğer şeyler olsun. Alanya Ankara Gücü'nün rolünü aldı ve şu an Süper Lig'e kadar yetişti. Ankara Gücü biraz 3 sene geriye götürdü. Evet, 3 sene geriye götürdü. İşte ama evet, biraz önce bahsettim. İlk 17 maçta belki fazla gol atıyordu ama fazla gol yiyordu. Biraz önce işte o Alanya, Altın Ordu ve bu sezonki Gümüşhane, Menemen benzetmesini yaptım. Orada beni korkutuyordu çünkü yenilmemesi gerekiyordu. Birebir rakibini yenildiğin zaman 6 puan geriye düşersin. Böyle yani belki sıralamada değil ama iki averajda falan. İşte ikinci yarıda... Alanya'ya da geleceğiz. Bak ikinci yarıya da geliyorum. İkinci yarıdan Ankara Gücü'nün sadece bir yenilgisi var. O da Gümüşhane'ye. O da olaylı maç, oradaydım. Nasıl yani, olaylı maç yani? Şimdi ona da kısaca değinelim şimdi evet. Gümüşhane maçında. Ahmet sana değinelim orada. Evet. Çünkü şöyle bir şey, Ahmet'in orada can güvenliği yoktu. Aslında hiç tribünün yani, yoktu. Basın tribünü vardı. Ankara'dan gelen 15 kişi grup vardı. Yani Ankara Gücü Başkanı Mehmet Yiğner'den tutun. Yani Ankara Gücü'nü takip eden bir taraflara kadar, oraya kadar gitmiş taraf kimsenin can güvenliği yoktu. Şimdi Ahmet orada, sen anlat Ahmet, bir saldırıya da uğradı. Diğer gazeteci arkadaşlarımız da aslında ilk bana geldi saldırı. Yani basın tümünde maçı izlerken protokolde akredit kartı olmayan, tanımadığımız, yani tanıma ihtimalimiz de yok zaten Gümüşhane bir insanı. İşte ondan sonra biri ben maçı izliyordum. Elimde fotoğraf makinesi vardı. Yani maçı izlerken maçı konsantreyim aslında. Yani maçı izliyorum ama hiç taşkınlık yaptığım da yok. Yani insanlar kıracak, üzecek Gümüşhane tarafını. Maçı sakince izlemeye çalışıyorum. Sol taraftan adamın biri geldi ve elinde yumruk çaparak ben kafam eğdim omzuma çarptı. Omzuma geldi. Hı. Önümdeki dört baş masa vardı. Masaya çarptım böyle masa ileri tak tak diye gitti. Yani ayaklarımı vurdum çok sert şekilde. İki diz kapağımın altı da. Hatta sağ ayağımda hala o izi var. Hmm. Yani Gümüşhane Gazisi ünvanını aldım bugün. Yani gerçekten aslında o olayların ardından Ankara Gücü dönüm noktası oldu aslında. O günden sonra Ankara Gücü hiç yenilmedi. 9 maçlık bir yenilgi. Hem yalnızlığını da anladı. Birliktelik sağlandı camiada. Birliktelik yani şöyle yalnızlığını yani. Diğer hani destek dışarıdan destek verilmesi gerekenlerin destek vermediğini, sadece camia olarak bir arada bulunurlarsa başarabileceklerini anladılar. Orada Cevat'ı da unutmayalım. Evet, yani, maalesef makinesi o kırıldı. Evet, hepimiz evet. Aslında ciddi tehlike atlattık. Bütün o Ankara'dan gelen sadece basın değil yönetim, hayır yönetim öyle bir şeydi ki orada. Hepimiz korumasızdık. Yani hiçbir güvenimiz yoktu. Yani oradaki polisler ise bizi oradaki olaylar sırasında izliyordu. Yani gerçekten inanması güç bu olaylar vardı. Can tehlikemiz vardı. Ankara'ya belki Allah'ın bir mucizesiydi gelmemiz tek parça olarak. Yani o gün farklı bir olay daha oldu maç içerisinde. Yani gerçekten
bu konuya gireyim mi girmeyeyim mi, hakikaten şuna tereddütteyim ama maalesef girmek zorundayım, yani olmaması gereken bir durumdu. Hayır, bakan geldi maça, Naci Ağbal, Sayın Ağbal. Yani maça geldi, maçın 30 dakikalarıydı, 55. dakika filandı. Tabii ki maça gelebilir. Tabii ki bak, kendi şehrin, aslında tabii ki sadece o yörenin değil, bütün ülkenin bakanı. 55. dakikada, sana desem orta kapı, protokol kapısına girmedi, orta kapıdan girdi. Ve bütün tribünü dolaştı, bütün selam vererek. Tabii oradaki hakemi düşünebiliyor musunuz? Ya, tabii ki etkilenir. Yani %100 etkilenir. Yani ama şöyle bakalım, sonuçta hani şöyle görelim diyelim, hani bölgenin olabilir ama hani bakan sonuçta ülkenin bakın. Tabii sadece hani hayır, Gümüşhane atkısı var, bir Ankara atkısı da tak. Ha, işte bütün ülkeyi hitap ettiğin için orada maça geliyorsun, ha, taraf değilsin sen, bir bakansın. Bu kırıcı oldu bence, yani Ankara Gücü için Ankara kırıcı çok kırıcı oldu. Belki Gümüşhane'ye sevinmiş olabilir ama Ankara Gücü için çok kırıcı oldu. Ya bakan böyle bir hataya nasıl düştü? Böyle bir, yani bilemiyorum. Kendisi artık nasıl açıklar, ben yorum yapamıyorum daha fazla. Üzerinden çok uzun zaman geçti aslında. Geçti ama şöyle diyelim, şimdi Gümüşhane üzerinden gidelim. Ha, dönüm noktası olduğu için ben orada duruyorum. Evet, çünkü bir dönüm noktası daha var. Yine Gümüşhane bir dönüm noktası olacak. Evet. İsmet Hoca'nın açıklamalarından devam edecek misin? Evet, o da ben farklı bir konuya değineceğim. Gümüşhane maçından sonra Ankara Gücü kendi evinde, orada Ankara Gücü bir maç seyirci sorma cezası aldı Gümüşhane maçının ardından. Gümüşhane'de 5 aldıydı, daha sonra 3'e düşürdüler. Ankara Gücü ondan sonraki ilk maçta Tokat'la kendi evinde oynadı. Orada Tokat maçında Ankara Gücü bence sezonun en kötü oyunu oynadı. Bak biraz önce ilk yarıda kötü oynadı dedim ya. O maçta ilk yarıda ve ikinci yarıda kötü oynadı. 1-0 yenik duruma düştü ve son dakikada bir penaltı golüyle, hatta sana desem penaltıyı da Serkan aldı yani. Erhan Şentürk attığı golle durum 1-1 yaptı ve kötü bir oyunda belki Ankara Gücü o gün, yani belki bir puan hak etmedi. Yani bir puan aldı, yani fazla bileydi. Yani bak, doğruları konuşmak gerekiyor. Spor, futbol. Yani o derece kötü bir oyundu. Belki de o bir puan bugüne kadar önemli hale geldi ama o maçın ardından İsmet Taşdemir'in farklı bir açıklaması vardı. Belki takım içerisinde konuşabilirdi ama bunu basına yansıtması bir takım üzerine verdiği mesajdı. Neydi bu? Bu kötü oyunun farkındayız ve gereğini yapacağım dedi. Gereğini yaptı. O hafta içerisinde, o maçın ardından, burada Meriç abiye de sevgiler sunuyorum. Maçın ardından tartıştık Meriç abiyle. Ne olabilir bu gereği yapmak? Neydi? Niye gereği yapılmadı o maçta da daha sonra gereği yapılacaktı? Gereği yapıldı ifadesini ondan sonraki maçta anladım. Takımda 5 oyuncu değişti. Önemli, omurgası değişiyor 5 oyuncu. Ve o günden bugüne Ankara Gücü yenilmiyor. İkinci yarıda sadece tek yenilgisi de Gümüşhane'ydi. Ve üst üste aldığı galibiyetler, arada iki beraberliği var. Ve şu an 4 puan önde Gümüşhane önünde. Ve şampiyonluğun şu an için en büyük adayı. Şimdi biraz Enes'in de hazırmış açıklaması da. Tamam. Ondan önce diyelim Ankara Gücü taraftarları yoğun bir şekilde izliyordur, takip ediyordur, ben biliyorum. Hem Klas Spor'u bildikleri için hem Ahmet Süla bildikleri için yoğun bir şekilde takip ediyor ama şunu da unutmayalım. Yani bu sonuçta sosyal medyadan yayın yapıyoruz. Bir internet TV'yiz. Klas Spor TV bir internet TV'yiz. Facebook'tan olsun, Twitter'dan olsun, işte Periscope'tan olsun takip edebiliyorlar. Aynı zamanda takip ederken de beğenilere, yani oradaki beğeni tuşlarına basalım diyelim. Bir de son dakika bir gelişmesi varmış galiba. Dortmund'un güzergahının bombalı saldırı durumu varmış. Bir futbolcu da yaralanmış. Evet, onun bilgi verelim. Evet, evet, onu bir takip edeceğiz, bilgilendiririz. Tamam. Enes'ten sonra girelim. Enes'ten sonra girelim. Şeyse, Enes hazırsa Enes'in açıklamalarını girelim şimdi. Enes Kubat'ın açıklamaları var şimdi. Bu süre sonra ilk kez oynuyorsun. Golü evet, de attın. Bir duygulanma olabilir. Aynen abi. Bugün benim oynamamdan ziyade biraz da sesim falan gitti. Kusura bakmayın bağırmaktan. Ya benim gol atmamdan ziyade takımın kazanması bugün çok önemliydi. Bugün ya gerçekten şampiyonluk maçına çıktık. Bütün taraftar, bütün camia, bütün futbolcular, herkes inandı bu şampiyonluğa. Yani bu şehir bu şampiyonluğu görecek. Bunun başka çaresi yok yani. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rabbim de yardım ediyor. 85, 90 neyse bir şekilde golümüzü atıyoruz. Bu şehir arkamızda olduğu sürece, bu cami arkamızda olduğumuz sürece biz Allah'ın izniyle bütün engelleri aşacağız. Hiçbir engel kalmayacak bizim önümüzde. Son 3 maçımız, son final maçımız kaldı.
kaldı. Hiçbir şekilde bizden umudunu hiç kimse yitirmesin. Yitirmedi de sezon başından bu yana. Herkesten Allah razı olsun. Başkanımızdan, yönetimimizden, bütün taraftarımızdan özellikle çok destek oldular. Her konuda da destek oluyorlar zaten. Allah hepsinden razı olsun. Bu şampiyonluğu inşallah bu şehre, bu taraftara, bu yönetime, bu başkana, herkese getireceğiz Allah'ın izniyle. En büyük Ankara gücü inşallah. Allah'a emanet olun. Golü anlatabilir misin? Golü bir anlatabilir misin? Çok abi, önemli bir an. Belki şampiyonluğu getirecek bir dönüm noktasıydı. Abi şöyle söyleyeyim. Ben ister inanın ister inanmayın ama akşam uyurken... Güzel gol, güzel gol. Yani akşam uyurken yani ben biraz bazı şeyleri hayal ettim. Rabbim de yardım etti. Çok dua ettim. İnşallah benden ziyade takımın kazanması için çok dua ettim. Bu gol de bana nasip oldu. İnşallah şampiyonluğu getiren bir gol olur bu. Yani ilk başta bir pozisyona girdim. Dedim ki bu Enes gelecek dedim yani. Bu şampiyonluk, bu gol gelecek dedim ilk pozisyonu kaçırdığımda. Rabbim yardım etti. Defans arkasında iyi bir koşu yaptığımı düşünüyorum. Golü de attım. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ardından maçın kahramanı mı diyelim? Enes'in açıklamaları da oldu. Az önce izlediler. Sen nasıl değerlendiriyorsun Enes'i? Ya Enes sonradan girdi oyuna ve maçın çehresini değiştirdi. Bunu kabul etmeliyiz ki. Yani attığı gol gerçekten hani kolay gibi görünse de kolay değil. Zor bir pozisyondu. Kalecinin üzerinden açırttı, defansın arkasına sarkarak takımı yeniden toparladı. O gol önemliydi. Takım belki de uyuyordu o dakikaya kadar. O gole kadar aslında yenik duruma düşmüştü. 83. dakikadan gol yedikten sonra geriye toparlamak çok zor. Önce 85'te atıyorsun o golü. Yani bir de nasıl diyeyim? Yani maçı kazanmak için inanılmaz kendi taraftarının önündesin. Büyük bir baskı var, stres var. Karşı tarafta çok iyi top çeviren, çok iyi oynayan bir takım var. Ve maç bitmek üzere ve yenik duruma düşüyorsun. Evet. Enes oyuna girdi. Daha önce girmişti ama 85'te attığı gol takımı tekrar toparladı. Tekrar bir taraftarları da aslında bir anda ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Şampiyonla gidiyorsun ve 83 dakikada gol yiyorsun. Yani bir de taraftarı kısaca söyle ya. Şimdi şöyle diyelim yani taraftarı hiç değinmeden evet, geçmeyelim. Değineceğiz. Atmosferde. Yani Türkiye liglerinin hem stat açısından diyelim stat konusuna da geleceğiz. Bir ikinci lig takımı stadı dolduruyor. Biletler çıktığı anda tükeniyor. Ve ben akredite yaptırmamıştım bir maç hatırlıyorsun. Evet, bilet bulamadık. Akredite yaptırmamıştım. Dedim biletli gideyim dedim. Bilet bulup gidemedim. Evet biliyorum. Yani öyle bir taraftar işte var. Senin için o kadar uğraştım ben de bulamadım. Evet bulamadık. O gün bileti bulamadık. Maça gidemedim ben. Ve bu taraftarın bu büyük umutlar beklenen bir anda bir çöküntüsü var. Zaten o da direkte yansıyor. Zaten bir de 83. dakikada gelmiş ha. Gol. Ve çok kısa bir süre. Çok yani... Oradan gerçekten toparlamak kolay değildi. Enes'in bu konuda takdir edilmesi gerekiyor takımı. Yani o sırada o koşuyu yani yapmak kolay değildi. Hani her oyuncunun yapabileceği bir koşu değildi defansın arkasına sarkarak. Yani önde kaleci var mı? Kalecinin üzerine açıtıyorsun. Vuruş ve gol. Tribünde tekrar ayaklandı. Şampiyonluk geliyor tekrar. Acaba olabilir mi? İkinci gol gelebilir mi? Heyecanını tekrar takıma sevk etti. İşte daha sonra yine Serkan Balcı aslında yine ikinci golde de bir uzun top. Ve defansın arkasına yine bir sarkma Kenan Özer bu sefer. Sahneye Kenan Özer çıktı. Bir vuruş ve 2-1. Ve artık o an işte şampiyonluğu alıyorsun işte. O an işte o azam o mücadele, o hırsı gösterdiğin an kimse karşında duramaz. Nazar değmesin daha 3 haftamız var. Yani. İşte inşallah tabii. Şimdi Ahmet dedik şimdi şampiyonluğu alıyorum dedik de şimdi ya 4 senelik bir macera var. Yani 4 senelik bir macera var. Ben şimdi birinci ligden o hüzünlü bir şekilde ikinci lige düş zamanını hatırlıyorum. O zaman da 4 sene gelmiş geçmiş. Ankara gücü her sene bir umutla. Hedef zaten bırak birinci lige her zaman için Süper Lig olmuş hedef o şekilde olmuş. Bu 4 seneyi nasıl değerlendiriyorsun sen? İkinci lig kırmızı gruptaki bu 4 seneyi. Ya, tabii bir de onun öncesi var. Ya, aslında 2011'den belli kötü günler yaşıyoruz. Yani önce Süper Lig'den düştük, daha sonra TFF'den düştük, PTT Ligi'nden düştük. Şu an 4 senede ilk Spor Toto 2. Ligi'nde Ankaracı yer alıyor. Geride tabii bu takımın tekrar toparlanması 2013'ün başında yer alıyor. Ondan önceki 2 sene çok faydalı bir sezon geçmedi tabii küme düştüğü için. 2013-2014 sezonun başında diriliş sezonu adı altında yeni bir sezona girdi. Belki o sezon çıkamadı ama dirilişin etkisi 4. sezonun sonunda kendini gösterdi. İşte bu sezon
Bu sezon zor bir sezondu aslında. Yine transfer yasayla mücadele, FIFA taksitleri, genel borç, dış borç derken aynı zamanda yarışmacı bir takım oluşturuldu Ankara yönetimi sayesinde ve camia sayesinde aslında. Bu birliktelik de olabilecek bir şey. Sadece parayla ya da başka bir şey olacak bir iş değil. Bütün bu sezon her konuda Ankara Gücü birleşti. Başarı için. Camia birleşti, taraftar birleşti, yönetim birleşti, teknik heyet birleşti, oyuncular birleşti. Bir oldu ve şu an başarısının meyvesini alıyor. Yani genel şöyle bir şey var. Diyorlar ki en eski oyuncular diyorlar kenarda oturmasın diyorlar. İşte ben de yani tabii ben de genel onu bir yorum yani bu. Bence de yani. Biraz önce aslında onu bahsettim. Hı. Enes çok iyi bir oyuncu. Yusuf çok yırtıcı bir oyuncu. Rakip defans için korkutucu bir oyuncu en başta. Ama tabii teknik bir konu olduğu için İsmet Taşlı'ya da saygısızlık yapmak istemiyorum. Yani onun forvet oyuncusu, takımdaki forvet oyuncusu Ozan 10 gol attı. Ömer Bozan ise 11 gol attı. Aslında burada bir dengesizlik var. Ömer Bozan'ın tabii ki üstün başarısından ziyade genelde orta savuncusunun 11 gol attığı nadir görünür. Yani genelde forvet oyuncusu ön plandadır. Bu Ankara Gücü'nün aslında bu sezon boyunca böyle bir sorun oluştu. Enes'i daha faydalı kullanılabilirdi. %100 katılıyor. Ama İsmet Taşdemir'in kendi takdiri. Kendisi ne gördü de anlatmıyor. Belki de sonradan girdi, takımı değiştireceğini düşündü. Bu düşünce aslında son maçta belli etti kendini, gösterdi. Bu hafta göreceğiz. Bu hafta Kastamonu'yla oynayacak Ankara Gücü. İşte onu diyeceğim. Yoğun bir şekilde Kastamonu maçını soruyorlar. Evet. Yoğun bir şekilde. Ne olur diye. İşte. Cuma günü referandumdan dolayı maçlar erken alındı. Yani erken birkaç gün önce alındı işte. Vallahi işte Kastamonu maçı çok zor bir maç olacak. 17 maç mı? Evet, Kastamonu yenilmeyeli. Kastamonu Spor da Kastamonuspor Ziya Doğan'ı çalıştırıyor. Büyük bir faktör Ziya Doğan. Tabii Ziya Doğan. Bir dönem Ankara Gücü'nde çalıştırdı. Futbolcu da oynadı. Futbol olarak da oynadı. Futbolcu olarak da oynadı. Ankara Gücü'nün bu hafta sonu oynayacak. Kastamonuspor 17 haftadır yenilmiyor. Gerçekten önemli bir başarı. Takdir edilmeli. Umarım son olur mu demek gerekiyor bu hafta. Ankara Gücü Kastamonu'ya gidecek. Kastamonu Gümüşhane 3-0 yenmişti yani bir de ayrıca bu 17 hafta içerisinde. Çok güçlü bir rakip. Hiçbir rakip küçümsememek gerekiyor. Ankara Gücü tabii o gün sanırım Kastamonu şu an playoff'un sınırında 5. sırada. O da kazanmak isteyecektir. Playoff'a kazanmak, üst lige çıkmak isteyecektir. Ankara Gücü de tabii ki kazanmak isteyecek. Kazandığın zaman %70 artık ligi bitiriyorsun. Aslında bu mentaliteyle sahaya çıktığın zaman Ankara Gücü'nün aslında kazanamayacağı maç değil. Kastamonu'da da etkili oyuncular var. Hasan Ayaroğlu bilirsin. Ankara Gücü'nün eski oyuncusu. 95 doğumlu. Orada ciddi bir parladı yine. Eskişehir'e gitmişti. Eskişehir'den oraya tekrar kiralanmış. Ankara Gücü'nün eski oyuncusu. 95 doğumludur. Beğeniyordum. Evet. Beğeniyordum. Aslında Ankara Gücü'nün böyle bir dikine giden oyuncusu ihtiyacı vardı bu sözler ama ayrı bir konu. Şu an bu konumuz o değil. Kastamonu gerçekten çok ciddi bir rakip. Ankara Gücü rehavete girmemeli. Şu an Tuzla maçını kazandıktan sonra bir takımda bir rehavet olabilir ama kesinlikle olmamalı. Kastamonu ciddi bir rakip ve ilk yarıdaki Tuzla karşısında yaptığı hataları yapmamalı. Öncelikle tabii ki Ferhat ile Erhan takıma dönecek ama Tuzla kesemedi cezayı ama bu Kastamonu'ya böyle bir şey vermemek lazım. Böyle fırsat vermemek lazım. Sezonun en riskli maçı mı diyorsun Kastamonu maçına? Yani öyle görünüyor. Yani Ankara Gücü Kastamonu'yu geçerse yani tabii geçerse dediğim kazanarak geçerse ciddi bir avantaj. Daha sonra Ankara Gücü AGS'de oynayacak. AGS'de tabii küme düştü çok. Aslında sezon başına düştü. Şu an eksi puandalar. Bir galibiyeti var sanırım. O da son haftalarda aldı. Trabzon'u yendi. Ve son geçen hafta da Buksaç'la beraber de kaldı. Kendileri için önemli başarı belki de. Çünkü 17-18-19 yaşındaki oyuncularla sahaya çıkıyor. Kayseri'deki yan sahada oynuyor. Dış sahada oynuyor. 19 mevsim yan sahası, dış sahasını düşün. Sen daha iyi, daha iyi biliyorsun. 2001 yılında o dış sahalara. 2001 yılından beri biliyorum. Yani dış sahaları sen benden daha iyi biliyorsun aslında. Orada çamurun toprağın içinden. Yani ona benzer bir Sidat'ta oynuyor Kayseri Ece Spor. Tabii önce Ankara Gücü Kastamonu'yu geçecek ve Ece'ye oynayacak. İnşallah son haftaya bırakmayacak. Son haftaya bırakmayacağız diyoruz ama bu sırada da bugün geldi haber galiba. Disiplin kuralı yine sevk edildi Ankara Gücü. İşte
galiba boş koltuk olmamasından dolayı sanedersem. Yani taraftar var diye. Ya taraftar yani görmezden gelinmeli yani. O bu takım şampiyonluğu oynuyor. Yani kuralı delin demiyoruz ama. Şimdi pasolik var ülkede. Pasolik uygulanıyor. Ne kadar uygulanıyor? Ne kadar uygulanabiliyorsun? Kimleri alıyor? Kimler giriyor? Yani hani Süper Lig takımları ceza alıyor. Şimdi nedir Ahmet? Tam olarak ne için ceza alacak? Ya boş koltuk yok diye. Boş koltuk yok. Yani, boş koltuk yok diye. Mevleleri kapattı şimdi, diye. Yani şöyle hani bir Süper Lig takımı biletli olarak işte 700-800 belki 1000 seyirciye oynuyor. Kaç kişilik stat? 30 bin kişilik, 40 bin kişilik statlarda. Ankara Gücü'nde Türkiye'nin 19 Mayıs'ta Türkiye'nin en kötü statlarından birinde Ankara'ya hiç yakışmayan 1936 yılında yapılan 80 senelik stat. Yıllarda tadilat sonra 90 yıllarda tekrar tadilat. Tadilattan geçmiş. Uluslararası hiçbir müsabakanın oynanamadığı böyle oynanamadığı statta oynanamadığı yani yıkılma tehlikesi yani olduğu için oynanamadığı hani bir statta Ankara Gücü taraftarı doldurmuş. 25 bin kişi gelmiş oraya. Evet, o heyecan yaşıyor. Hepsi de biletli olarak. Çünkü ben hani bildiğim tanıdıkken kimse biletsiz olarak girmez yani. Evet. Şimdi hem takıma destek olmak için girmez hem de sen sahanın koşulları yüzünden orası koltuklar ayarlı değil, kimse oturamıyor koltuklarında. Evet. İnsanlar taraftarlar maçı izlemek için o araları dolduruyorlar da izliyorlar. Yani tek istedikleri şey Ankara Gücü'nü sahada görmek, Ankara Gücü'nü izlemek. Ve bu yüzden belli kağıt üzerindeki kurallar yüzünden Ankara Gücü maalesef sevk edildi. Perşembe günü cezalar açıklanacak. İnşallah ceza almaz. Bir uyarıyla geçiştirirler umarım. Çünkü İnşallah. Yani şampiyonluk maçı seyircisi oynanır mı? Gibi. Yani bu yani olur mu? Olmamalı. Yani belki kağıt üzerinde basit bir şey yani olay yoktu yani maç içerisinde. Belki birkaç o heyecanla birkaç olmuş olabilir ama hiçbir olay yok, hiçbir şey yok. Bunu da görmeze gelinebilirdi aslında yani. Merdiven boşluğu olmadı diye takım seyircisi oynarsa şampiyonluğu yani düşürürsün yani o heyecanı düşürürsün. Bütün maçlarda bakıyoruz merdiven boşluk. Herkes işte koltuğunda oturacak. Yani bakıyoruz takıma toplanıyor bir grup oluşturuyor. Bağırıyorlar çağırıyorlar. Onlar şeyde değiller. Kimse koltuğunda değil. Kimse şeyinde değil. Yerinde oturmuyor. Herkes sağa gidiyor sola gidiyor. Bir şeyler oluyor. Neyse. Yani takdir edilmesi gerekirken maalesef aynen böyle şeylerle uğraşıyoruz ya. Neyse Ahmet şu anda Şampiyonlar Ligi maçları da var. Onlar da evet o önemli bir konu vardı. Hı-hı. Sen bahset bunda istiyorsan. Bilgi gelmedi ondan da bilgi gelince ben söylerim. Sen ne desem Dortmund Monaco maçından önce bir patlama gerçekleşmiş. Evet, yaralılar da varmış. Oyunculardan biri de yaralanmış. Gerçekten çok üzücü. Olmaması gereken. Maalesef terörün her tarafta bu çözmek gerekiyor ama maalesef. Onu bir bekleyelim. Evet. Onu beklemeden önce bir de şey diyelim. Şimdi Kastamonu 17 maçtır kaybetmedi dedik. Evet. Ankara Gücü de 9. 9 haftadır kaybetmedi. Biraz önce bahsettim. O yani bir seri yakalamış durumda. Kastamonu sonuna geldi diyelim o zaman. İnşallah. Sonuna geliyor. Yani o enteresandır. O serinin başlangıç maçı da Ankara'daki Kastamonu maçı. Ankara Gücü 2 yılda 3-1 yenilmişti. Hasan Ayaroğlu Ankara Gücü'ne gol atmıştı. Eski öğrencisi Ankara Gücü'nün eski oyuncusu. O gün Ankara Gücü istenilen oyun oynamadı ve kaybetmişti. Tabii o günden bugüne çok zaman geçti. Ankara Gücü daha iyi durumda. Daha derli toplu. Şu an daha özgüvenli. Tabii Cuma günü oynayacak maç. Cuma günü çok farklı duygular içerisinde de olabiliriz. Belki de Ankara Gücü o gün şampiyon olacak. Gümüşhane kaybetmesinin ardından. Ankara Gücü Kasım'ın yenilecek. Ve Gümüşhane'de Sarıyer deplasmanına gidiyor. Belki Gümüşhane yenilecek. Ankara Gücü yenilirse şampiyon. 2 hafta kala Ankara şampiyonu da ilan edebilir. O yüzden önemli bir maç. Her yönüyle önemli bir maç. Aynı zamanda çok da heyecanlı bir maç bizi bekliyor. İnşallah Ankara Gücü Cuma günü bir zaferle ayrılıp belki de şampiyonluğu kutlayacak. Erken yani Kastamonu'nun bu kaybetmem serisine son verecek diyoruz. Gümüşhane Spor'da Sarıyer'den puan kaybederse ki onu da zorlu maç, Eyüp maçı hadi puan kaybetme diyelim. Bir de en son hafta Ankara'ya geliyor. Son hafta Ankara'da ikinci eğer son haftaya kalırsa olaylar Ankara'da ikincilik kırmızı grubun şampiyonu belli olacak. Bir de öyle bir durum evet var. Ankara Gücü kendi sahasında Hatay Spor'u ağırlayacak. Gümüşhane Spor da Sarıyer Eyüp maçlarından sonra bir başka Ankara takımına Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak. Yani böyle bir durum var ama biz diyoruz ki
Son haftada Gümüşhane Spor playoffları düşünsün. Oraya doğru kanalize olsun. Aslında Ankaracı direksiyon koltuğunda. Hani öyle düşünecek olursak 4 puan önde ve 3 maçı var. Ankara yendiği sürece, 3 maçı kazandığı sürece zaten şampiyon. Aslında 2 maç kazandığı zaman da şampiyon. Kastamonu ile Ece'si yenerse, inşallah yener, şampiyon. Aslında biz rakipleri değil, Ankara ne yapacak diye düşünelim. Ankara Gücü zaten artık rakibe bakmadı. Aslında rakip çok puan kaybetti son 7 maçta. Sana dersen 5 mağlubiyet aldı. Yani o derece kötü bir performans. Ankara Gücü kendi işine baktığı zaman başarılı olacak. Sorun buydu. Ankara Gücü bunu şu sorunu çözdü. Ankara Gücü kendi işine baksın, kendi kazanmasına baksın. Rakibe bakmasın. Artık bu saatten sonra rakibe bakacak bir durum yok. Ankara Gücü Kastamonu'na gidecek, yenecek. İyi bir oyunla yenecek. Ya da kötü bir oyunla ama yenecek. Yenmeli. Yani oradan 3 puanla ayrılacak diyelim Ankara Gücü. Ve böyle umut ediyoruz ve bu beklentimiz de bu yönden ki ben de takıma da inanıyorum. Biz yani. Hepimiz inanıyoruz. Bu Ankara Gücü'nün bu sezon hani o sezon bu sezon diyoruz ya. Evet. O sezon bu sezon olacağına ben de inanıyorum. Ya Ahmet hani bunları konuştuk ettik. Evet. Ben hani Ankara Gücü'nü biz burada 1. Lig'e de taşıdık. Süper Lig'e evet. Taşıyacağız inşallah da. Yani şu Ankara'da şöyle bir sorunumuz var. Çok büyük bir sorunumuz var. Stadyum. Evet. Yani stadyum sorunu. Şimdi çıktık diyelim. Gitti. Şimdi Osmanlı Spor'un stadyumu var. Oynuyor. Onun dışında Osmanlı Spor'un dışında Gençler Birliği, Ankara Gücü. Hani Etimesgük Belediyespor'u bir nevi kendi sorununu çözüyor. Çözüyor. Evet, tadilat da. Yeni stat yapıyorlar. İşte Bulsay Spor'dan tut. Çok da ihtiyaçları yoktu ama. Hani işte Köçören Belediyespor'u tut. Ama orada iki tane takım var. Birincisi Ankara Gücü. Taraftar sayısı bakımından ve maça gelen taraftarlar bakımından. İkincisi Süper Lig takımı olan Gençler Birliği. Bu iki takım 19 Mayıs stadında oynuyor. Epey uzun yıllardır. Ne kadar uzun yıllardır? 5 yıldır, 6 yıldır stat. Daha fazlası var aslında. Bartın'ın örneğini veriyor. Evet, yani profesyonel takımı yok. Var mı Bartın'ın? Yok galiba ama aslında çok güzel bir stadı var. Yani. İşte ben Konya'nın stadına gittim. Yapsak muhteşem bir stat. Antalya'nın stadı muhteşem bir stat. İşte Afyon'a gittik. İşte Ankara Gücü maç cezalı olduğunda Afyon stadında oynadı. Öyle de farklı güzel bir stat yapmışlar. Yani şöyle diyelim 19 Mayıs stadına 10 gömlek daha iyi bir stat. Yani daha iyi bir stat. Her şeyle 10 gömlek bir stat. En son Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Spor Bakanı yeniledi. Spor Bakanımız da yeniledi. Ankara'ya eski stat yıkılacak, yeni stat yapılacak diye. Ama onu ben değerlendirmesine alalım. Ama şu dipnotu da mutlaka belirtmemiz gerekiyor. 19 Mayıs'ın olduğu yer sadece futbola ait olan bir yer değil. Orası, aslında senin bu konuda benimle daha fazla söyleyeceğin işler var. Sen de yıllarca dış sahalarda görev aldın. Evet, 19 Mayıs'ın olduğu yer 19 Mayıs sadece bir stadyum değil. Orada evet bir stadyum, bir spor alanı, bir spor mabedidir orası. Atletizmden tutun tenise kadar. Yani şöyle diyelim, eğer o alan değerlendirilecekse bütün 50'ye yakın spor branşıyla beraber değerlendirilmeli. Aynı zamanda unutmamamız gerekiyor. Ankara'nın amatör takımları da o bölgede ikamet ediyor. O bölgedeler. Yani ilçe takımlarındaki mahalle takımlarına kadar orası bir nevi bir merkezi. Orada binlerce, on binlerce hatta 100.000 rakamına götürelim. 100.000 rakamına çıkalım. Sporcular geliyor, sporlarını yapıyor. Hani bizim istediğimiz şey şuydu. Gençlik Parkı'ndan tutun AKM'ye kadar o alan bölümde oraya bir spor merkezi haline getirilmesi. Yani şunu söylüyoruz zaten. Aileler çocuklarını hafta sonu böyle AVM'lerde kapalı alanlarda yazın kışın oraya götürüp orada oturup bir şey yapıp iki oyuncakla oynatıp böyle bir şeyler yapıp böyle onlar da kenarda yemek yiyecekler böyle seyredecekler akşama kadar. O yapacaklarına 19 Mayıs gibi bir alanda, o büyük alanda çocuklarını oraya bıraksınlar. Çocukları sporda yapabilsin, eğitimde görebilirsin, güvenli ellerde de olabilsin. Çünkü alan çok müsait, çok buna çok müsait bir alan. Güzel bir planlamayla nedir? Bakanlık zaten Ankara'da. Bakanlıktan öbür tarafa geliyorum. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve sporun diğer tarafları amatör spor kulüpleri federasyonuna kadar bir olup bunu sağlayabilirler diyelim. Ve Ankara Gücü'nün stat ihtiyacını nasıl değerlendiriyorsun? Ya mesela Sedat 25 bin son bu sezon özellikle 25 bin doluyor. Bir gün o stat... Birinci ligde kaç kişi oynar Ankara Gücü? Stadı büyütelim diyelim. Tabii ki daha fazla kişi oynar. Hani
Şimdi mesela şu an için söyleyelim. Yani o 25 bin kişiyle o stat yıkıma tehlikesi var ya. 40 bin kişi oynar mı? Olsa. Oynar. Bence oynar. Yani bencesi der oynar yani. Şu anki konuya gelelim. O stat büyük bir yıkılırsa bunun vebaline kim girecek yani? 25 bin kişi orada yapıyor. Stat eski 80 senelik bir stattan bahsediyoruz. Daha fazla belki de. Evet 81 onlar. 36-81. Yani bir gün o stat yıkılırsa bunun vebaline kim girecek? Taraftar oradayken. Bu stat hani yıkılırsa edilirse bir göçme şey tehlikeli olabilir. Amenna. Hani yenisi yapılmalı. Mesela hani başkent başı çekmeliydi stat konusunda. Adı üzerinde başkent. Yani maalesef sonu çekti. Yani 81. herhalde olacak ki stat yapılacak. Bütün 80 ilde yapıldı. Çok da güzel. 81. ile her zaman için sahipsiz Ankara 81. ile yani, Ankara oluyor. Yani ne için bekleniyor? Ben anlamıyorum şey. Yani Süper Lig'de takım olmayan bütün ile stat yapıyorsun. Yani Ankara yapmıyorsun. Ve bunu anlamak çok güç ya. Ahmet hemen şu önemli bir şey. Hemen bunu bir okuyalım. Borussia Dortmund Monaco maçı öncesinde Dortmund takım otobüsünün yakını 3 patlama meydana gelmiş. Maç için yola çıkan Dortmund kahve taşıma otobüsünün yanında meydana gelen patlama Dortmund oyuncu Mark Partey yaralanmış. Maçın oyunu stat güvenli bir şekilde boşaltılmış. Şu anda durum açıklama bu. Borussia Dortmund'dan yapılan açıklama da oyuncular güvende, statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz diye bir açıklama yapılmış. UEFA ve Borussia Dortmund kulübünün Twitter hesabına yapılan açıklamada karşılaşmanın yarına ertelendiğini, iki takım arasında mücadelede Türkiye saati 19.45'te başlayıcı duyurulmuş. Böyle bir şey, büyülü bir durum var. Gerçekten. Yani terörün hiçbir yerde olmasını biz çok çektik terörden yani. Bundan sonra da hiç çekmeyelim. Özellikle spor sonuçta bir terörle, bırak terörü bir kenara bırak. Yani kötü alışkanlıklarla bağdaştırılamayacak bir şeydir. Spor bambaşka bir şeydir. Sporda bir tabunu yaşamayalım diyorum. Hani ya gerçekten moral bozdu. Türkiye olarak değil, dünya olarak da, Avrupa olarak da yaşamayalım, bu moral bozukluğunu yapmayalım. Bir de şöyle Serkan Balcı'yla da aslında bağlanacaktık ama evet. Hani olmadı. İsmet Hoca da önümüzdeki hafta geniş bir programda hep birlikte olalım demiş. Konuklarımız olacak. Hani önümüzdeki haftalarda hocamızı, futbolcularımızı da konuk ederiz buradan. Hani bunun sonuna geldik diye ben sözünü kestim de söylüyorum. Ne demek? Yani kusura bakma. Hani bu program Ankara Gücü'nün hani diğer programlarda da Ankara Gücü veya Ankara takımları da değerlendiriliyor ama hani bu program direkt hani Türkiye'de sadece Ankara Gücü'ne ait olan, Ankara Gücü konuşulan tek program. Böyle bir özelliği var programın. Bu programda sadece Ankara Gücü konuşuluyor. Hani diğer stat meselesini konuştuk ve o da Ankara Gücü. Tabii Ankara Gücü oynayacak yani. Hep Ankara Gücü'nü konuşacağız burada. Ankara Gücü'nün tek programı olacak bu. Olsun yani olsun başka programlar da olsun da şu andaki tek programımız bu. Yani Ankara Gücü sahip çıkacaktır diyoruz. Bir reklam gireceğiz, kısa bir reklam. Ondan sonra da programı sonlandıracağız. Ahmet, son şeylere hazırlan. Tamam. Şimdi? Şimdi gireceğiz. Yaşamınızı bloklar arasına sıkıştırmayın. Teona'da ferah ferah yaşayın. Teona, bloklar arası mesafesiyle açık ara önde. Teona Güneş Bahçesi, Ümit Köy'ün merkezinde. Teona Ümit Köy, bir Kartallar projesidir. Programın sonuna geliyoruz ama
Bizden sonra program da yok Ahmet. Biz biraz daha konuşalım. Uzatalım sana istiyorsun. Kalırsa sabaha kadar konuşuruz. Yani. Şimdi son bir toparlayalım Ahmet. Son haftalar. Biz yani şunu söylüyoruz zaten. Sporda siyaset olmaz zaten. O şekilde bakmayalım. Bir Ankara olarak bütün olalım. Bakanlıktan büyükşehire kadar, oradan taraftara kadar, son şu 3 haftada, son kritik dönemde herkes sadece Ankara Gücü desin. Ankara Gücü desin ve Ankara Gücü'nün şampiyonluğu için konuşalım. Yani söyledik zaten, kentte bir bilinç oluştu, birlik oluştu. Herkes Ankara Gücü'nü şampiyon olsun istiyor. Ankara Gücü'ne destek veriyor. Nedir bu? Sokakta gezen işsiz insanından esnafına kadar, iş adamından yöneticilere kadar herkes Ankara Gücü şampiyon olmak için. Ben o tribünde de yer aldım. Yani biliyorum, orada bir fabrikatörle işsiz bir insan yan yana Ankara Gücü için bir araya gelebiliyor. Aslında tribün böyle bir şey. Böyle bir şey yani. Ankara Gücü tribünü de böyle bir şey. Orada hani farklı siyasi görüşten olan insanlarla hepsi yani bir araya gelip tek bir noktada buluşabiliyor Ankara Gücü'nde. Biz son 3 haftada her şeyi bir kenara bırakarak bütün tartışmaları, şeylere girmedim yani hani Büyükşehir Meclisi'nde olan tartışmalara da girmedik bu akşam. Onları da konuşmadık. Onları artık konuşmayalım, etmeyelim. Ankara Gücü için birleşelim. Birleşelim diyoruz Ankara Gücü için. Benim söyleyeceklerim bunlar. Sen ne söyleyeceksin Ahmet? Son sözlerini alalım. Tabii inşallah Ankara Gücü Cuma günü Kastamonu yenecek. Ve şampiyonun %70, %80 garantilecek. İnşallah bunu yürekten inanıyoruz. Tabii biraz önce stat konusu açıldı. O konuyu çabuk geçmek istemiyorum. İnşallah Ankara Gücü'ne yakışır bir stat. Yani Ankara Gücü... O tartışma başlamış Ahmet ya. Ben 40 bini çıkardım ama 40 bini arttırıyorlarmış. 50 bin olsun. Yani 50 bin, 60 bin olsun. Tabii Ankara'ya en güzelini hak ediyor. Az gelir diyorlar. Ankara Gücü en güzelini hak ediyor. Ankara en güzelini hak ediyor. Artık yapılmalı zaten. Geç kaldık. Yani 380 ildeki stadyum bitti yani, Ankara yapılmadı. Başlamadı Ankara'ya daha ya. Yani şöyle bir şey diyelim, en azından hani öyle bir tartışma da başlasın. Yani şöyle bir söylem geliştirebilir miyiz Ankara Gücü olarak? Ankara Gücü'nün 50 bin kişilik stat dolarda taşar. Tabii ki içeride bile yani, kalabilir. O olmasın bile, merdiven araları bile dolar diyoruz da dolmasın da yani. Artık bir 50 bin kişilik, bir 40 bin, 50 bin kişilik bir stat olsun. Tabii sen stat yapmazsan merdiven boşluğa da dolar. Yani bir de şunu da söyleyelim. Ha, o konuda o şekilde de söyleyebilirsin yani. Şu anda kaç kişi alıyor 19 Mayıs stadyumu? 20 bin. 20 bin kişi alıyor. Alan sayısı 20 bin değildir o. 17 bin, 16 bin civarında. Evet. Yani o fiziki yetersizliğinden dolayı 20 bin gösteriyor ama evet, üzerinde sen 20 bin bilet bas, oraya taraftarı doldur. Ben sana söyleyeyim, bırak merdiven aralarını, o ara boşlukları bırak, stadın dışına kadar taşır insanlar. Orada şey, fiziki yetersizliğinden dolayı. Siz şöyle diyelim, 50 bin kişilik, 60 bin kişilik bir stat yapın, o stat dolar, merdiven aralarında da kimse olmaz o zaman. Evet. Bir de cezayı bu şekilde de düşünün diyelim. Evet. Aynı zamanda. Buyur Ahmet. İnşallah. Tabii stadyum Ankara'nın artık ihtiyacı. Bas bas bağıran bir konusu. Yani mesela Yenikent'i, yani Osman Stadı var Yenikent'te. Oraya gitmek zor. Yani, ya zor, Eskişehir'de olsa daha iyi diyor. Yani ulaşım daha kolay. Hızlı trenle gidip geliyorsun yani. Mesela basketbol stadı. 2 saatte mi? 2,5 saatte mi? Yani gitmek, ulaşım zor. Ben Mamak'ta oturuyorum. Oraya nasıl gidebilirim ya? Yani Mamak'tan, ben şimdi arabamız yok diyelim. Mamak'tan çıktım ben. Yenikent'te stada gideceğim. Yenikent'te Mamak'tan Kızılay'ın, Kızılay'da Ulus'a veya şeyin. Oradan Yenikent'e git. Yenikent'te maç bitti. Hadi şu saat oldu 11-11.30. Hani dönebiliyorsam dön. 12'de saat Ankara taşıktan bitiyor. Dön. 12'de bitmiyor, 11 küsürde. Ya işte 12'ye doğru bitiyor. Nasıl döneceksin, nasıl edeceksin ki elinde 19 Mayıs gibi o kadar güzel bir ya falan. Çok o kadar güzel ki metro ile gelirsin, tren, metrosu, her şeyin dolmuş. İnsanların bir anda gelip bir anda boşaldığını. Ya bu kadar güzel bir yer olabilir mi stadyum için? Olağanüstü güzel bir yer. Zamanı çok güzel düşünülmüş, yapılmış. Ona göre de plan, şehir planı oluşmuş. Mesela biraz önce basketbol konusunda da aynı hata yaptık. Asker spor salonunu karşı yakaya yaptık. Kaç sene oldu Asker? Yani 2001 Avrupa Şampiyonası oynandı. Evet, şu anda kurtlar iniyor. Ya şöyle diyeyim hani aynı şeyin düştüğü durum gibi, ASKİ'de şu anda bir sirk geliyor, sirk filan bir şey. Yani basketbol sahası yapıyorsun. Türkiye'nin o dönem en büyük evet, salonu olarak yapıyorsun. Maç oynatamıyorsun maalesef. Hiçbir takım beğenmiyor çünkü. Yani hem fiziki yetersiz hem de oraya gitme yol sıkıntı. Yani hayvan iniyor diyorum, kurt iniyor diyorum. Mesela küçük çocuklar gidiyor bazen antrenman yapmaya. Ve çocuklar korkarak geçiyor oradan. Normal korkması. Bir de mezarın yanında yapıldı. Yani öyle bir stadın yeri yani. Yani sahanın yeri. Maalesef biz doğru yeri de bulamıyoruz. Allah'tan zırhlı birlik gibi bir konu atılmıştı. Allah'tan ondan vazgeçtik.
Hani Ankara Spor geriye gidecekti. Daha beter olacaktı. Öldürecektik yani öyle bir proje olsaydı. Allah'tan Cumhurbaşkanı ve Spor Bakanı konuyu düzeltti. Mevcut stadın olduğu yere tam 50 bin demişti. Kapasiteyi tam hatırlayamadım şu an ama inşallah 50 bin olur. Yetmeyebilir belki ama artık yapılmalı. Çok geç kalıyoruz. Daha ne zaman yapacak? Daha bugün kazı vurulsa 2,5 senesi var en az. Artık biraz da hızlandırmamız lazım. Sezon sonunda inşallah bu konuyu ortaya çıkar ve sonuçlanır. Şimdi biz 50 bin hedefini koyduk. O tartışılır kaç olur diye bilmiyorum. Artık Gençler Birliği de bir kendine bir hedefi de yükseltir artık taraflar yani, olarak. Aslında stada bağlı. Evet. Yani mesela Konya stada yapıldı, Konya ileri gitti. Antalya stada yapıldı, gitti. Bu bazı şeyler birbirine bağlantılı. Spor kültürü de oluşturuyor. Yani şey bak mesela Konya'da şimdi milli maçlar gidiyor. Milli maçlar oynanıyor. Ya başkentte milli maç oynatamamak ne demek ya? Ayıp. Yani gerçekten büyük ayıp. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben hani başkentin en büyük sorunlarından biri de zaten bu. Hani uluslararası müsabakalar, uluslararası müzik dinletileri, uluslararası kültür. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum izin olursa. Mesela 2013'te U19 şampiyonası yapıldı uluslararası. Ankara'da maç oynatamadı. Türkiye'de yapıldı. Ama Ankara'da maç oynatamadın. Başkentte sen maç oynatamadın ya. Bu Dünya Kupası'ndan daha önceki en önemli organizasyon. Dünya Kupası'ndan önceki genç çocuklar oynuyor ve bütün dünyanın gözü orada. Sen başkent Ankara'da maç oynatamadın. O zaman şöyle diyelim. Ankara gücüne sahip çıkıyor. Ankara aynı zamanda da Ankara'nın sporuna da sahip çıksın diyelim. Tesis konusundaki bu açığımız bir an önce kapansın diyelim. Senin son sözlerin varsa artık Ahmet yavaş yavaş kapatalım. Artık tabii bütün konuları bugün konuştuk. İnşallah gelecek hafta tekrar Ankara gücünün belki şampiyonluğunu konuşacağız gelecek hafta bu stüdyoda. İnşallah. Haftaya salı bu Ankara gücünün şampiyonluğunu konuşabiliriz. Haftaya salı 22'de Ankara gücünün şampiyonluğunu konuşmak üzere diyoruz. Evet. Evet. Yavaş yavaş bitirelim o zaman. Ankara'da Ankara gücünün, daha doğrusu Türkiye'de Ankara gücünün tek programı olan ve iyi gününde, kötü gününde her zaman ben 99'da geldim Ankara'ya. Şimdi Ankara'da değilim ben. 2000 veya 2001 yılında tanıştım Ankara takımlarıyla, Ankara gücüyle tanıştım. Hala da giderim, hala da severim. Bilet bulamam, akredite şansım olmasına rağmen, basın tribününde izleme olanağım olmasına rağmen o bilet alıp da girmek istediğim takım. O gün ne kadar uğraştın biliyorsun. Evet. Bulamadım maalesef. Ya o kadar kişi de tanıdım. Aslında tek sorumuz böyle olsa keşke değil mi? Yani maça girememek olsa. Yani bu sorun da 50 bin kişilik statlarda yaşayalım diyelim. O zaman Ahmet, Ankara'nın, Türkiye'nin tek Ankara gücü programından bu akşamlık izin isteyelim. Haftaya tekrar belki şampiyonluğu konuşacağız, konuklarımızla konuşacağız ki saatte ona koydular bu programı. Biraz da uzayacak galiba. İnşallah uzar. Haftaya daha uzun bir programda büyük ihtimal konuklarımızla beraber birlikte olacağız sizle. İlk programda hatalarımız olduysa kusura bakmayın. Onları da yavaş yavaş telafi edeceğiz. Umarım güzel dinlenebilir bir program olmuştur. Haftaya salı günü saat 22'de aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Ben herkese iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Evet.